Evet, herkese merhaba. Yakın komşumuz İran'da bir seçim gerçekleşti. İran'ın kendi anayasası çerçevesinde gerçekleşen bir seçimdi. Ne kadar açık, ne kadar demokratik onları tartışacak halimiz yok. Ama sonuçta ortaya bir cumhurbaşkanı çıktı, o da reisi. Türkiye'yi İran'ı daha doğrusu Türkiye'den çok iyi izlediğini bildiğim ve sık sık da burada konuk ettiğim değerli bir akademisyen, Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Doktor Serhan Afacan şu anda hazır. Merhaba Serhan Afacan. Merhabalar Ardın abi. Teşekkürler davetin için ve yayın için. Benim için her zaman büyük bir keyif çünkü gerçekten İran gibi çok stratejik bir bölgeyi, Türkiye açısından çok önemli bir bölgeyi çok yakından takip eden genç akademisyenlerimizden biri olman beni her zaman çok rahatlatmıştır. Onu söyleyeyim. Sağ olasın. Şimdi öncelikle genel anlamda bir giriş yapmanı istiyorum. Bu İran'ın bu seçimi bize neyi gösteriyor? Halkın Cumhurbaşkanlığı makamına bunun işlevinden güveninin hayli azaldığını gösteriyor İran Niçin? İslam Cumhuriyeti'nde Ardın abi. Belki en kısa şekilde böyle cevap verilebilir. Evet. Çünkü biliyorsun abi İran İslam Cumhuriyeti'nde zaten en üst otorite devrim rehberi. Her şeyi o belirliyor ve o halk seçimiyle o başa gelmedi. Farklı tür bir seçimle uzmanlar meclisinin seçimiyle 1989 yılında Ayetullah Humeyni'den sonra geldi ve zaten 32 yıldır da bu makamda bulunuyor. Pratikte kaydı hayat şartı da seçilmiş oluyor. 4 yılda bir ve en fazla 2 defa seçilen makam ise anayasal anlamda en önemli ikinci otorite olan Cumhurbaşkanı. Bu da halk tarafından seçiliyor. Ancak iş öyle bir noktaya geldi. Bugünün meselesi değil ama artık bu seçimler, işte Cuma günü yapılan seçimler bunun en son ve en belirgin örneklerinden biri oldu. Mizansene dönüyor, üzgünüm zaman zaman bu seçimde. Halk böyle algılıyor. Dolayısıyla halkın zaten biliyorsun abi %49'u sandıklara gitti. Önemli bir bölümü artık sandığa da gitmiyor bu seçimlerde. Dediğim gibi Cumhurbaşkanlığı... %49 yani %51 İran halkının seçmeninin %51'i bu sistemi artık ciddiye almıyor o zaman. Taslaman bu. Yani Cumhurbaşkanlığı şimdi Cumhurbaşkanı sizin halk olarak etkileyebildiğiniz en üst otorite. Dediğimiz gibi diğeri seçime tabi değil. Ve bu otoriteden bir şeyler bekliyorsunuz. Bir, zaten size birbirine benzeyen figürler sizin karşınıza Tabii, konuyor. evet. Özellikle bu defa bunu çok kötü yaptılar. Yani hani diyelim ki alternatif olabilecek ve zaten başvuru da yapmış olan işte Ali Larcani gibi eski meclis başkanı. Efendime söyleyeyim Ruhani'nin yardımcısı İshak Cihangiri gibi bir miktar işte eski Cumhurbaşkanı Ahmet Nejat gibi işte Pezeşkiyan gibi reformistlerin içinden bir takım isimler başvurmuştu, elediler. Birbirine benzeyen birkaç figürü koydular. Halk Bunların da diyor ki bu hepsinin ortak özelliği daha radikal olmaları. Ben çünkü Tahran'da ılımlı olduğuna inanmayanlar grubundarım da bunların özelliği en radikal unsurlar mıydı? seçime girenlerin mi? Evet. Şimdi bunların içinde böyle olmayan da vardı. Mesela Abdülnasır Himmeti, eski Merkez Bankası Başkanı, reformist bir figür. Zaten söylemlerinde de bunu yansıttı. Evet. Ama bir siyasetçi değil. Yani tamam bir bürokrat, Merkez Bankası'ndan geliyor, makul laflar diye diyor ama siyaseten faraza bir Ali Larcani gibi, bir zamanlar işte Mir Hüseyin Musevi gibi, Hatemi gibi, hatta belli bir miktar Ruhani gibi toplumda karşılığı olan siyasi söylem ve davranışlarıyla bilinen bir figür değil. Geriye kim kaldı? İbrahim Reis'i kaldı, Muhsin Rezai kaldı, işte son anda çekilen Said Celili ve buna benzer dediğiniz gibi daha dediğin gibi abi daha muhafazakar cenahtan Tamam. kalan isimler kaldı. Şimdi Batı'daki medyayı takip ediyorum. Reisi ile ilgili olarak neredeyse savaş suçlusu tarzında bazı yorumlar da görüyorum. Anladığım kadarıyla hukukun başındaki bir karakter olarak birçok kıyıma mı neden oldu bu şahıs? Şimdi aslında reisi çok çok önemli bir isim Ardın abi. Biliyorsun belki daha önceki konuşmalarımızda da farklı vesilelerle bahsi geçmiştir. Hamenei sonrası devrim rehberliği için adı geçen olan şüphelilerden biri.
Öncelikle reisi önemli kılan nokta bu. Yani deniyor ki Hamenei sonra devrim rehberi olabilir bu kişi bunun için. Çünkü biliyorsun abi Hamenei de 1989'da devrim rehberi olduğunda cumhurbaşkanıydı. Evet. Acaba Hamenei'nin geçmişi reisinin geleceği olabilir mi? Bir şey var. Bu bir. İkincisi reisi genç yaşlarından itibaren ki hali hazırda 60 yaşında işte devrim olduğunda çok daha genç 20'li yaşlarındaydı. 80'lerde itibaren yargının içinde var olmuş bir kişi. Evet. Farklı bölgelerde evet. Yargının içinde hakimlik vesaire gibi belli noktalarda bir görevler yapmış olan bir kişi. Bu tartışmaların odağındaki 1988 yılında şöyle bir konjonktür vardı. İran zaten müthiş yıpratıcı bir savaş. Şunun içindeydi ki geçen sene zaten kanık olduğum bir evet. toplantıda bunu konuştuk. Ve bu savaşın son noktasında Saddam'la artık İran bir şekilde Birleşmiş Milletler'in aracılığıyla orta yolu bulmuşken Saddam'ın Irak'ından Halkın Mücahitleri Örgütü muhalif İran'a bir saldırı düzenledi ve İran'a çok ciddi zarar da verdi bu evet. saldırısıyla. Böyle olunca hapiste tutulan sayıları çok tartışmalı olan 200'den 8000'e kadar çıkarılıyor bu sayılar. 200'den 8000 kişi yani kimileri 300 diyor 400 diyen var. Halkın Mücahitleri Örgütü'nün kendi kanadından yapılan açıklamalarda 8000 gibi yüksek rakamlar veriliyor. Çok sayıda insan hakkında idam mahkumiyet kararı olmayan insan neredeyse apar topar idam ediliyor. Bu kamuoyuna şöyle yansımıştı abi o kurulun da içinde olan ki buna ölüm heyeti, ölüm kurulu gibi bir şey de dendi. Bu kurulun içinde olan 1980'lerde de oldukça faal ve Hümeyni'nin en yakın adamlarından biri olarak bilinen Ayetullah Muntazeri'nin bir ses kaydını oğlu paylaştı bundan 3 sene kadar önce. Orada Ayetullah Muntazeri yapmayın etmeyin bakın bu uygun değildir falan şeklinde telkinlerde bulunuyor. Heyet bunu dinlemiyor. Dolayısıyla bu olaydaki rolü reisi çok tartışmalı hale getiriyor ki 2017 evet. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ruhani'nin karşısında aday olduğunda da tartışılmıştı. Ve tabii ki İran İslam Cumhuriyeti'nde yaşandığı iddia edilen bir sürü insan hakları ihlalinden de yargının bir parçası olması, 2019'dan itibaren de yargı erkinin başında bulunması itibarıyla suçlanan bir isim İbrahim Reisi. Peki Amerika Birleşik Devletleri ile bir yeniden anlaşma zemini yakalamaya uğraşırken İran'ın devrim başkanı Ali Hamenei neden bu kadar sertlik yanlısı bir ismin öne çıkmasına neden oldu? Şimdi Ardan abi öncelikle bu Viyana'daki görüşmeler yani ABD Biden yönetimi İran arasındaki yakınlaşma müzakere o iş bitti. Bu olacak. Yani o defter kapandı tabiri caizse. Şimdi esasen İran'ın ABD ile yaptığı bütün müzakerelerde bu Rafsanjani zamanında da vardı doğrudan müzakere yoksa da tabii ki dolaylı temaslar vardı. Hatemi döneminde de Ahmedinejad'da sonrasında. Mesele ABD ile çıkarlarımız istikametinde görüşelim mi görüşmeyelim mi değil. Mesele bunu iç politikaya nasıl sunalım? Şimdi Ruhani diyordu ki ben ABD ile bir açılım yapacağım. Sonra geleceğim iç politikada da açılım yapacağım. Ne demektir bu? Ne demek bu? Hapiste bulunan 2019'daki Yeşil Hareket'ten dolayı yani rejim esasen evet. karşıt hareketten dolayı hapiste bulunan Mir Hüseyin Musevi, Kerrubi gibi de isimleri çıkaracağım. Toplumda devleti barıştıracağım gibi bir siyasal söyleme çevirmişti. İran İslam Cumhuriyeti diyor ki biz ABD ile son derece taktiksel ve bir stratejinin parçası bir şekilde müzakere eder ve anlaşırız. Ve bunun iç politikaya yansımasını da istemeyiz. Reisi tam da bunu yapacak olan kişi. Ha, sertliğe içeride devam edecek. Ama şöyle bir durum var. Ben de Orta Doğu'yu takip ederken, seninle de daha önce birkaç kez konuştuk. İran'daki sertlik yanlısı siyasetin en büyük müttefiki İsrail Başbakanı Netanyahu'ydu. Ne zaman halk çok demokratik olarak sokağa inse, halk ne zaman rejimi net olarak köşeye sıkıştırmaya kalksa, İsrail'in başbakanı, eski başbakanı öyle bir iş yapardı ki rejim, işte görüyorsunuz İsrail bize saldırıyor, hadi bakalım hep beraber milli bir cephe kuralım falan der ve içindeki sorunu atlatırdı. Şimdi Netanyahu yok. Ve anladığım kadarıyla Joe Biden ve ekibi belki de tarihte ilk kez İran'daki rejimi dış düşmansız bırakma yolunda önemli adım atıyor. Seçime katılımı da göz önünde bulundurursak bu İran halkının yeniden bir yeşil harekete dönüşmesine yol açar mı?
Şimdi Ardın abi yol açacağını düşünmüyorum bizatihi bu hadisenin. Neden? Çünkü şunu ifade etmek isterim. İbrahim Reis'i içeride düşünüldüğü kadar sertlik yanlısı olmayacak. Az önce söylediğim gibi iç politikaya yansımasını istemiyordan kastım dışarıda konuşsun, içeride halka sert olsun değil. Sadece ABD olan ilişkileri belli bir dış politikası meselesi olarak izole etmek. Çünkü İzole. ABD'nin biliyoruz ki bir amacı var. Örneğin Obama'nın vardı. Neydi? İran'la konuşalım, normalleştirelim. İran iç politikasını da dönüştürelim. Buna izin Dönüştürelim. vermek istemiyor. Şimdi reisi şöyle bir figür Ardın abi. Şu görüntüyü bize çok net verdi. Reisi İran toplumunun farkında. 83 milyon nüfus. İşte bunlardan %50'den fazlası 79'dan sonra dünyaya gelmiş. Önemli bölümü 30 yaş altı ve fiilen bir takım özgürlükleri kullanıyor. Nedir bu? Her şeyden önce işte hanımların başörtüsünü daha rahat şekilde takması gibi, işte uyduların kullanılması, günlük hayattaki bir takım meseleler gibi konular. Reisi bunlardan geri adım atamaz, attıramaz da topluma. Bunu yapmak istemiyor. Şimdi tam da bence reisi muhafazakarlar açısından ya da müesses nizam açısından diyeyim daha doğru bir ifadeyle bu nedenle çok iyi bir isim. Neden? Çünkü reisi 2019'da yargının başına geldiğinden beri kendine şunu vir edindi. Ben yolsuzluğa izin vermeyeceğim hiçbir türlü ve gerçekten bu istikamette kampanya. Eğer reisi bu kampanyalarında, bu söylemlerinde başarılı olursa İranlıların bugün önemli önceliklerinden biri ve bence birincisi ekonomi olduğu için bir alan bile sağlayabilir kendisine siyasal anlamda. Ama tabii ki şu çok önemli olacak. Gerçekten Netanyahu gibi bir tipin olmamasın. Hoş Netanyahu gitti geldi. Öbürleri çok mu farklı? O da Hayır tabii ki ama ayrı işte bir o tartışma. ayrı bir öykü Ama demek ki. Netanyahu gerçekten saldırgan ve son derece problemli bir tipti. Dolayısıyla daha olağan bir koşul şu an itibariyle gözümüzün önüne gelmiş bulunuyor. Bu tabii ki ABD-İran açısından önemli bir safha olacak ilişkilerde, müzakerelerin ve önümüzdeki dönem ilişkilerin seyrinde. Peki Türkiye'yi ilgilendiren bölüme geçelim. Irak, Haçlı Şabi, Suriye, Hizbullah, Şii milisler. Yani Türkiye, Irak, Suriye hattında İran'la esasında göğüs göğüse. Yani böyle bir durumu Doğru. var. Bu politikalarda bir yumuşama, bu politikalarda daha farklı bir yapıya yönelme mi yoksa daha sertlik mi? Şimdi Ardın abi öncelikle yine bildiğimiz klişelerden biri var İran'a dair. Zaten İran'da dış politikayı Cumhurbaşkanı dizayn etmiyor. Diyelim ki belli alanlarda ediyorsa Orta Doğu'da asla etmiyor. Çünkü Orta Doğu İran açısından bir milli güvenlik meselesi. Sınırlar paylaşması itibariyle aynı şekilde bir takım hasım devletlerin, ciddi hasım devletlerin bulunması itibariyle. Dolayısıyla zaten çok fazla bir şey değişmeyeceğini söyleyebiliriz ama şimdi çok bizim ılımlı reform istediğimiz ruhani ve hükümetinin dillendirdiği bazen açıktan bazen dolaylı şekilde birkaç nokta vardı Türkiye'ye dair. Ben bunları tekrarlayayım arzu edersin abi. Birincisi Türkiye komşu devletlerin egemenlik haklarını ihlal etmemeli. En son biliyorsun bunu Bağdat'taki büyükelçisi İran'ın dillendirdi ve biz zaten Ankara'daki büyükelçi çağrıldı ve ne demek istiyor falan diye soruldu. Bu bir. İkincisi ve Irak için bu geçerli, Suriye için geçerli. Suriye'nin egemenliğini tehdit etmeyin, Irak'ın tehdit etmeyin. Peki bu bir. İkincisi Türkiye'nin oradaki operasyonları işgaldir. İran'ın pozisyonu bu. Bu bir işgaldir diyor İran. Ve diyor ki biz bunu ancak geçici sabredebiliriz diyor İran. Dolayısıyla bunun bir noktada sonlandırılması gerekir. Bak abi dikkat et. İki maddede de Türkiye'nin güvenlik endişelerini İran'ın ciddiye aldığına dair hiçbir şey söylemedim. Çünkü ciddiye almıyor. Anladım. Üçüncü bir nokta. İran diyor ki sen nihayetinde bir NATO üyesisin. Ve esasen buraya NATO'yu taşıyorsun sen. Dolayısıyla Türkiye'nin girdiği yer Amerika girmiştir, NATO girmiştir. Peki Türkiye'nin NATO ile yaşadığı ciddi güvenlik krizleri, hatta Türkiye'nin belli adımlarda güvenliğini sağlamak için NATO ile karşı karşıya gelmesi ya da NATO için de tartışılır hale gelmesi diyeyim. Bunu ne yapacaksın? İran bununla değerlendirmiyor. Dolayısıyla ılımlı, mütebessim Hasan Ruhani ve Cevaz Zarif'in konumu buydu. Zaten bunun bir üstünde bir sertlik Türkiye ile İran'ın çok ciddi karşı karşıya gelmesi demek. Savaşması demek. Yani İbrahim Reis'i bundan fazlasını da yapamaz. İbrahim Reis'i kesinlikle Türkiye açısından Hasan Ruhani'den daha makul ve daha doğru bir muhataptır. Bunu ifade Öyle etmek mi? isterim. Neden? Tabii Neden? ki şu nedenle devrim rehberiyle daha yakın çalışıyor. Hasan Ruhani ya da Cevat Zarif gibi işte biz şöyle yapardık ama devrim muhafızları bize izin vermiyor. Biz böyle yapardık ama önümüz tıkanıyor demeyecek. Çünkü bunlar da zaten olabildiğine yakın gücünü de Beraber doğrudan söz. buradan alıyor.
Dolayısıyla biz bir yandan ne mekanın sahibiyle muhatap oluyor olacağız önümüzdeki süreçte, artı ve eksileri de. Yani İran artık bizim bir takım endişelerimizde bizim yanımızda olacak mı, ya da muhatap olmanın, komşuluğun gereklerini yerine getirecek mi? Yoksa İran bu mudur? Birkaç defa Astana sürecinde olduğu gibi, İdlib sürecini hatırlayalım abi. Biz belli meselelerimizi doğrudan Rusya ile mi çözeceğiz? Türkiye artık buna daha net karar verebilecek. Peki bu geçen sefer Obama yönetiminin bu nükleer anlaşma sürecinde anormal şımarttığı bir İran vardı. Özellikle Suriye'de başımıza büyük belalar açtı bu, biliyorsun. Halep gitti, insanlar öldü vesaire vesaire. Uzun uzun anlatmayacağım. Şimdi benzer bir şımarıklıkla karşılaşır mıyız? Şimdi Arda abi, söylediğim gibi senaryo çok fazla değişmez. Belki koşullar değişirse İran'ın da pozisyonu değişmek durumunda kalır. O da nedir? Artık Türkiye bu coğrafyada var. Yani bu, evet, bölgede Türkiye güçlü bir şekilde var. Bu işin birinci boyutu. İkinci boyutu, şimdi Türkiye'nin bir takım adımlarını iyi belki analiz etmemiz gerekiyor. Tartışılır, hoştur, değildir ama Türkiye bu sıralar Batı'yla da daha iyi bir düzlemde ilişki kurmaya çalışıyor, özellikle NATO'yla. Türkiye orada alternatifsiz olmadığını ve yani şöyle bir yanlış algıya düşünmemesi gerektiğini düşünüyor. Türkiye köşeye sıkıştı Batı nezdinde. Dolayısıyla artık Türkiye bizim açımızdan daha zayıf bir muhataptır. Türkiye bu izlenimi, görüntüyü de vermek istemiyor. Dolayısıyla İran tavrını değiştirmez. İran'a siz bugün deseniz, nedir sizin senaryonuz? Herkes çıksın, Esed kalsın, harika seçimler yapıldı, Türkiye de çıksın. İran bunun olmayacağını biliyor. Önümüzdeki süreç bir sürü gelişmelere gebe, bunun önemli bir bölümünde de kesinlikle gerilimler olacak. Yani bunu hiç bir şekilde yumuşatmayayım. Araya gireyim, tam da onu söyleyecektim. Gerilim olmaması mümkün değil. Çünkü Dağlı Karabağ Savaşı'ndan sonra İran şokta. Yani bir anda Türkiye'yi kuzeyinde buldu bir yerde. Hı hı. Ve orada da çok ciddi problem arayışı içinde gördüğüm kadarıyla. Ve Ermenistan'la da ben takip ediyorum. Türk medyasına pek yansımıyor ama hayli samimi gidiyorlar yani. Ne olur orada? Şimdi Ardın abi, bu Azerbaycan meselesi bizim açımızdan ve tabii ki Dağlı Karabağ hadisesi İran'a hiçbir şey değilse de şunu gösterdi. Dedi ki, demek ki Türkiye bir meşru sistemle muhatap olarak, onun davetlisi olarak bir bölgeye geldiğinde çok hızlı tavır alabiliyor ve çok hızlı statükoyu değiştirebiliyor. Dolayısıyla Libya'da Türkiye'nin bir şekilde, tabii dolayısıyla Libya'da olduğu gibi, aynen öyle. Yoksa bugün biz Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden falan, birlik hükümetinden bahsedemeyecektik. Hafter Trablus'ta gelmişti çoktan falan, bildiğimiz husus. Dolayısıyla Türkiye İran açısından Suriye'de mesele tamamen çözülünceye kadar Türkiye bir şekilde orada herhangi bir politik düzlem, kendisine muhatap olacak bir düzlem bulamamalı. Yani tamamen bu işleri İran üzerinden yapmak durumunda kalmalı. İyi ihtimalle Rusya üzerinden yapmak durumunda kalmalı. Çünkü Türkiye öbür türlü bir ilişki şekline girdiğinde doğrudan, bu tabii ki bizim şunu sorgulamamızı beraberinde getiriyor. Acaba belli bir muhatap düzene gelmek için geç kalmış olabilir miyiz belli açılardan diye. Ama her halükarda şu an zaten doğrudan bir temasımız olmadığı biliniyor. İstihbarat düzeyinin dışında. Mesela Mısır'da Türkiye malum bu durumu değiştirdi. Artısı ve eksisiyle senin o konudaki eleştirilerini biliyorum abi. Dolayısıyla orada çok fazla tavır değişmez Ardın abi. Değişmez. Ama İran'a Kafkasya'da, Güney Kafkasya'da yaşananlar İran'a Türkiye'nin durumu ve yapabilecekleri açısından İran noktayı nazarından çok da hoş olmayan bir mesaj verdi denebilir. Peki anladığım kadarıyla önümüzde yeni bir süreç başlıyor. Bu süreç pozitif sinyaller de taşıyabilir. Hiç beklemediğimiz anda kırılmalar da olabilir. Doğru mudur? Kesinlikle öyle olabilir ama daha gerçekçi bir süreç olacağını düşünüyorum. Az önce tekrar edeyim, hani amiyane ifadesiyle mekanın sahibiyle muhatap olunacak. Amerika da öyle olacak, Türkiye Cumhuriyeti de öyle olacak ve artı ve eksileriyle artık süreci tartmak daha kolay hale gelecek. Peki Seren Afacan, çok çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Rica ederim Ardın abi. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kal.